Merhaba arkadaşlar, ben Tatürk. Bu videomda sizlerle birlikte Google Play Store'da yanlışlıkla satın aldığınız veya istemeden satın aldığınız ya da pişman olduğunuz bir ürünü ya da uygulama satın almayı nasıl iade edebileceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu anlatacağım yöntemi farklı şekiller için kullanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bir açıklama yapayım en başında arkadaşlar. 10 kere bizim bunu yapma hakkınız var. Google'un belirlediği sınır bu. Bu yardım metinlerine falan gözükmüyor ancak bu sınır biliniyor yani. Bir de arkadaşlar eğer bu politikayı kötü kullandığınız bilinirse ona bile gelmeden size geri ödeme yapmazlar arkadaşlar. Hesabınız falan kapanmaz, o kadar olmaz da. Hani geri ödeme yapmıyorlar. Ben bir kere denedim arkadaşlar. Bir kere gerçekten yanlışlıkla olmuştu. Bir kere de ben denedim. Gerçekten çalışıyor mu diye. Şimdi ben in-in-al kartımı göstermek istiyorum size arkadaşlar. In-in-al bakiyeme bakacaksınız şimdi. Şimdi ama 3 lira 9 kuruşluk bir şey aldım. Evet, 7,79 TL'ye düşmüş şu an benim in-in-al bakiyem. Buradan da işlemi görebilirsiniz. Hani ben merak ediyorsunuz. Şimdi in-in-al'ı boş ver, kapat. Şimdi arkadaşlar nereden bir şey satın aldığımı da göstereyim arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi Gitfit'ten elmas almıştım 20. Şişeyi çıkarmak için. Şimdi ilk öncelikle ne yapıyorsunuz? Şimdi bu arada kanıtımızı da gösterelim. Hani sonra sen bizi kandırıyorsun olmasın. Görmüş olduğunuz gibi sipariş makbuzunuz yani. Makbuzunuz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Google'a giriyorsunuz. Buraya Google Play yazıyorsunuz. Google Play. Araya basıyorsunuz. Burada karşınıza Google reklam kısmı çıkıyor. Buna da tıklayabilirsiniz. Aşağıda bir Google Play linki daha var. Ona da tıklayabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Buradan Chrome ile devam edin arkadaşlar. Play Store'a girmeyin. Zaten Play Store'a girmek istesek buradan niye girelim? Şimdi arkadaşlar gezinme çekmecesini açın. Burada benim başka bir hesabım var. Bu hesap değil. Burada ne var? YouTube. Bu başka bir hesap. Şimdi arkadaşlar benim burada hesabım yok. Hani diğer hesabıma giriş yapmam lazım. Ben diğer hesabıma giriş yapıp geleceğim. Değil abi. Şuradan siliyorum. Benim başka hesabım, bir tane hesabım var. Onu eski hesabım. E-posta ismi görünüyor. Sıkıntı değil o. Buraya girin e-posta adresinizi. Sonra şifrenizi gireceksiniz. Ben de böyle birkaç tane deneme tahtası olarak kullandım. Hesabım var arkadaşlar. Size de böyle hesapla bulunduğumuzu öneririm. Bazen işe yarıyor. Mesela mesela işte bir durum oldu. Başınıza bir şey geldi. Onun için zaten bir hesap lazım ya. Onu zaten biliyorsunuz. Onu söylemeye gerek yok. Hani posta adresinize bir şey oldu falan. Neyse ben şimdi buradan geliyorum arkadaşlar. Şu hesap diye bir kısım var burada. Burada görüyorsunuz bunu. Bundan bahsetmeden çok kısa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada uygulama işte tamamınızı görüyorsunuz. Tamam, okey. Buradaki işleminiz 48 saat arkadaşlar. Google'da sipariş makbuzunuzda 48 saat yazıyor. Sipariş makbuzunuzda İşte 48 saat içinde ürünü iade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak burada şöyle bir duruma dikkat etmeniz gerekiyor. 48 saatten sonra da Google size belli bir noktada yardımcı olabiliyor. Nasıl oluyor? Sorununuzu gene aynı şekilde bildiriyorsunuz. Google Play ekibi size geri dönüş yapıyor. Ama eğer 48 saat geçtiyse siz hala uyanmadıysanız o yüzden
geliştireceğimi atıyorsun. Mesela sizi mesela başınıza istemediğiniz bir şey geldi şimdi. Gelebilir yani. Onun için şeyini yapmayacağım burada. Abi bu Android uygulamaları burada nerede lan bu içerik menüsü? İçerik menüsünü bulursan. Şuradaydı. Buradan sonra bildire basıyoruz. Şimdi ben bastım mı sorun bildir abi? Daha doğrusu ben neye bastım abi? Kategori seç. Sipariş geçmişi. Oho. Kategori seçeyim. Abi bir gün uygulamanın arayüzü mü değişti ya? Çık geri çık, yanlış bir yere bastık galiba. Tekrar başlara dönüyoruz. Şuradan gezinme çekmecesi. Buraya rastgele tıklamayın arkadaşlar. Bu gıcık bir olay var. Yani en azından bana öyle geliyor. Şimdi burada sorun bildir var arkadaşlar. Bu aşağı kaymıştı biraz. Sorun bildire basıyoruz. Çıkacak inşallah. Şuradan ne ya? Abi böyle bir saçmalık yok ya. Ya bir yürü git abi, sen nesin ya? Buradan tekrar. Niye böyle yaptı şimdi anlamadım bak. 3 noktaya basıyorum. Tamam. Burada ne var? Sorun bildir. Çok şükür. Buradan bir seçenek belirleyin var. Şimdi bu satın alma ile ilgili nasıl bir sorun yaşıyorsunuz? Mesela bu ürünü bir arkadaşınız mı aldı? Ya da bu ürünü yanlışlıkla mı satın aldınız? Ya da burada size uygun olan sorun ne? Mesela bu ürünü yanlışlıkla satın aldım derseniz arkadaşlar, ürünü istemsiz olarak satın aldınız. Bildiğim sorusuz Google'a. Ben mesela şu an bunu diyorum. Örnek olması açısından. Buraya sallamasyon bir şey yazmayın arkadaşlar. Hani bazı videolarda sallanıyor bu. Bunu pek fazla sallamıyor. Çünkü Google böyle şeyleri artık önemsiyor. Burada mesela şey diyebilirsiniz işte, dur ne diyeyim, klavyeyi göremiyorum, bir dakika arkadaşlar, parlaklığı bir arttırayım da öyle bir şey deriz. Şimdi buraya işlemi yanlışlıkla yaptım. Deyip göndere bastığınız zaman burada inişinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz diyor. Buna da tamam diyorsunuz. Ve mailinize girmeniz gerekiyor. Mailinizde sipariş makbuzunuzla ilgili detayları bulabilirsiniz. Buna mail gelmesini bekliyoruz. Evet, mailimiz geldi. Ne diyor? Ya iade etmedi. Git fit, katıl, oyna. Kazan için Trice 3,09 tutarındaki geri ödeme satın alma işlemini yaptınız ve posta adresimize gönderilmiş. Bu şekilde ödeme talep edebilirsiniz. Bunu mobil ödeme için de aynı onları izleyerek yapabilirsiniz. Ya da işte farklı bir ödeme yöntemi kullanıyorsanız onda da gene aynı yolu izleyerek
kullanabilirsiniz. Şimdi ben inal kartıma girdiğim zaman bakiyen gözükmeyecek. Diyeceksiniz ki paramı vermediler mi? Arkadaşlar şartlara baktığınız zaman benimki hemen yapmış da. Şeye baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir şey bilgi var. Kredi ve banka kartları için 1 ila 3 iş günü operatör faturalandırması için, yani faturalar operatörleri için işte 3 iş günü işte pardon 2 ay işte hazır kart mesela bir hazır kart kullanıyorsunuz. Bu arada pardon birinci yanlış söyledim. Banka kartı ve kredi kartı için arkadaşlar 13 gününe kadar mobil operatörünüz için yani hazır kart mobil operatörünüz için 1 ile 3 iş günü açıkçası. Ondan sonra işte fatura attığınız için de 2 ay gibi bir sürede işleminizi yapıyorlar arkadaşlar en geç. Bunları en geç söylüyorum bu arada. Yani daha erken yaparlarsa sen bize böyle demiştin demezsiniz zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın. Bu arada arkadaşlar yine kanalımız Telekolik yakında faaliyete gidecek. Onu da takip ederseniz seviniriz. Merhaba arkadaşlar, ben Taha Türk. Bu videomda sizlerle birlikte Google Play Store'da yanlışlıkla satın aldığınız veya istemeden satın aldığınız ya da pişman olduğunuz bir ürünü ya da uygulama için satın almayı nasıl iade edebileceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu anlatacağım yöntemi farklı şekiller için kullanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bir açıklama yapayım en başında arkadaşlar. 10 kere bizim bunu yapma hakkınız var. Google'un belirlediği sınır bu. Bu yardım metinlerinde falan gözükmüyor ancak bu sınır biliniyor yani. Bir de arkadaşlar eğer bu politikayı kötü kullandığınız bilinirse ona bile gelmeden size geri ödeme yapmazlar arkadaşlar. Hesabınız falan kapanmaz, o kadar olmaz da. Hani geri ödeme yapmıyorlar. Ben bir kere denedim arkadaşlar. Bir kere gerçekten yanlışlıkla olmuştu. Bir kere de ben denedim. Gerçekten çalışıyorum diye. Şimdi ben İninal kartımı göstermek istiyorum size arkadaşlar. İninal bakiyeme bakacaksınız şimdi. Şimdi ama 3 lira 9 kuruşluk bir şey aldım. Evet 7,79 TL'ye düşmüş şu an benim İninal bakiyem. Buradan da işlemi görebilirsiniz. Hani ben merak ediyorsunuz. Şimdi İninal'ı boş ver, kapat. Şimdi arkadaşlar nereden bir şey satın aldığımı da göstereyim arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi GitFit'ten elmas almıştım 20. Şişeyi çıkarmak için. Şimdi ilk öncelikle ne yapıyorsunuz? Şimdi bu arada kanıtımızı da gösterelim. Hani sonra sen bizi kandırıyorsun olmasın. Görmüş olduğunuz gibi sipariş makbuzunuz yani. Makbuzunuz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Google'a giriyorsunuz. Buraya Google Play yazıyorsunuz. Google Play. Araya basıyorsunuz. Burada karşınıza Google reklam kısmı çıkıyor. Buna da tıklayabilirsiniz. Aşağıda bir Google Play linki daha var. Ona da tıklayabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Buradan Chrome ile devam edin arkadaşlar. Play Store'a girmeyin. Zaten Play Store'a girmek istesek buradan niye girelim? Şimdi arkadaşlar gezinme çekmecesini açın. Burada benim başka bir hesabım var. Bu hesap değil. Burada ne var? YouTube. Bu başka bir hesap. Şimdi arkadaşlar benim burada hesabım yok. Hani diğer hesabıma giriş yapmam lazım. Ben diğer hesabıma giriş yapıp geleceğim. Bu değil abi. Şuradan siliyorum. Benim başka hesabım, bir tane hesabım var. Onu eski hesabım. E-posta ismi görünüyor. Sıkıntı değil o. Buraya girin e-posta adresinizi. Sonra şifrenize gireceksiniz. Benim böyle birkaç tane deneme tahtası olarak kullandım. Hesabım var arkadaşlar.
Size de böyle hesapla bulundurmanızı öneririm. Bazen işe yarıyor. Mesela